Gökçeada'nın en güzel Rum köylerinden birisi de Tepeköy. Eski ismi ise Agridia. Agridia Yunanca'da küçük tarlalar anlamına geliyormuş. Burası Gökçeada merkeze 11 kilometre uzaklıkta. Köy Gökçeada'nın en yüksek tepelerinden birisinin yamacına kurulmuş. Bu yüzden köyün manzarası çok güzel. Bu köyün en meşhur kılan özelliklerden birisi de Gökçeada'daki Rum köylerindeki en güzel tavernalar da bu köyde bulunuyor. Bu köyde çok sayıda taverna var. İşte bu meydanda ve hemen çevresinde birkaç tane taverna var. Bu tavernalarında aynı zamanda bu köyde üretilen şaraplar da servis ediliyor. Şarapları da ünlü bir köy. Köyün meydanı da burası. İşte köyün meydanında hemen bir tane de ağaç bulunuyor. Çınar ağacı bulunuyor. Tavernalar da masalarını bu ağacın çevresine koymuşlar. Gündüz vakti burası genelde sessiz oluyor ama geceleri, akşamları burası çok çok hareketli oluyor. Çünkü tavernaya gelenler oluyor. Gökçeada'ya ziyaret edenler, bu bölgede yaşayanlar gelip akşamları bu tavernalarda eğleniyorlar. Burası daha çok geceleri çok hareketli oluyor. Köyün ara sokakları da çok güzel, temiz bir köy ve taştan yapılmış evlerin arasında tarihe yolculuk edercesine çok daha güzel ara sokaklar bulunuyor. Evler de çok güzel. Köyde ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi de buranın kilisesi. İşte burası kilisenin bahçesi. Bu kilise 1832 tarihinde yapılmış. Gökçeada'daki en büyük kilise burası olduğu söyleniyor. Kilisenin hemen bahçesinde de ayrıca alanlar yer alıyor ve kilisenin olduğu yerde tepe aynı zamanda manzarası da çok güzel. Kilisenin diğer kapısında çıkıp ara sokaklara baktığımızda bazı evlerin yıkıldığı ve harabeye döndüğünü görüyoruz. Bu köyde 1960'lı yıllarda yapılan nüfus sayımında 1000'den fazla kişi kalıyormuş. Daha sonraları bu köydekilerin hepsi göç etmiş gitmiş ve sadece 60 civarında kişi kalıyormuş. Son yıllarda bildiğiniz gibi Gökçeada'nın Rum köyleri çok ilgi görmeye başladı. Özellikle Zeytinli Köyü, Kale Köyü gibi Tepe Köyü de ilgi gören yerlerden birisi oldu. Ve buraya geri dönüşler olmaya başladı. Özellikle yaz aylarında burası çok kalabalık oluyor. Burada yazın bu köye geri dönenler, yazın buraya gelenlerin sayısı 400-500'ü buluyor. Buna turistler de eklendiğinde bu sayı çok daha fazla olabiliyor. Bu yüzden köyde de aynı zamanda daha önce yıkılan evlerin çoğu onarılmış ve yazlık ev olarak bu şekilde yapılmış ve gerçekten burası çok ilgi gören köylerden birisi. Buranın şarapları çok meşhur. Burada tarlalarda yetiştirilen üzümlerde yapılan şaraplar burada aynı zamanda hem tavernalarda servis ediliyor hem de satılıyor.
İşte hemen köyün üst tarafında bu mezarlık yer alıyor. Bu köyün en meşhur yerlerinden birisi de bu mezarlık, köy mezarlığı. Köyün hemen dışında yer alıyor. Burası ben gittiğimde kapısı kapalıydı. Ve buranın mezar taşları çok dikkat çekiyor. Ayrıca temizliğiyle de hemen fark edilebiliyor. Eğer siz gittiğinizde burası açıksa burayı ziyaret edebilirsiniz. Mezarlığın hemen yanında da bu bölgede Rum köylerinde çamaşırhaneler çok meşhurmuş zamanında. Köylüler burada ateş yakıp su ısıtıp çamaşırlarını yıkıyormuş. Bu da onlardan birisi. En büyük çamaşırhanelerden birisi de az önce gördüğümüz çamaşırhaneydi. Bu çamaşırhanenin aşağı doğru geldiğimizde de köyün ara sokakları çok güzel. Ve dediğim gibi burasındaki evler onarılmış. Ara sokaklar tertemizdi. Ve klasik Rum köylerinde gördüğümüz temizliği bu köyde de görmüş olduk. Yukarıda geldiğimizde aynı şekilde hepsi köydeki ara sokakların çoğu işte gördüğünüz bu meydana çıkıyor. Tavernaların olduğu meydana çıkıyor. Tavernalar daha gündüzleri kapalı ama akşamları daha çok hizmet veriyor. Tepeköy'ün girişinde sağ tarafa giden bir yol var. O yolu takip ettiğinizde İşte o yol sizi buraya, bu muhteşem manzaranın olduğu yere getiriyor. Burada bir otopark var. Aracı otoparka bırakıp direktmen işte ilerlediğinizde karşınızda Gökçeada'nın en güzel manzaralarından biri olan Sema Direk Adası, Yunanistan'ın Sema Direk Adası karşınıza çıkıyor ve tepede bulunan bu alan aynı zamanda Ege Denizi'nde tüm güzelliğiyle seyredilebilecek bir alan. Burada aynı zamanda bir tane de işletme var. Burada gözleme, çay servisi filan da yapılıyor, içecekler veriliyor. Buranın manzarası gerçekten muhteşem. Buraya gidilmesi gereken yerlerden birisi. Buraya renk katan hayvanlardan birisi de keçiler. Başıboş dolaşan keçiler öyle alışmış ki gelen ziyaretçilere, işte ziyaretçiler de onlara yiyecek bir şeyler veriyor. Hiç çekinmeden ziyaretçilere yanına gidiliyor. Bunun hemen o tepenin hemen arka tarafında aslında buraya anlam katan ise bu çınar ağacı. Bu 630 yaşında bir çınar ağacı. Tarihi çınar ağacı. Çok çok büyük bir ağaç. Dalları artık sarkmış. Yere sarkmasın diye destekleme tahtaları da konulmuş. Burası da bir mesire alanı. Burada da piknik yapılabiliyor, gezilebiliyor. Bu ağacın hemen yanında da çok güzel bir menba çeşmesi var. Suyu de çok güzel. Burada bolca vakit geçirilebilecek bu geniş alan. Manzarasıyla, doğasıyla gerçekten çok güzel, gidilmesi gereken yerlerden biri.